Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biliyorsunuz seçimden sonra yeni bir ekonomi yönetimi kadrosu kurulmasıyla rasyoneliteye dönüşten sıkça söz edilir oldu. İktidar bu durumu her ne kadar faziletli bir döngüye girmek olarak adlandırıyorsa da aslında kabul edilmiş oluyor ki daha önce yapılanlar irrasyonel, yani akla aykırıydı. Ekonomide olduğu gibi dış politikada da irrasyonel tutum ve davranışların bedeli ağır olur. Oysa diplomasi mümkünü makulde aramak, makul çözümleri bulmaktır. Bunu yaparken de ulusal çıkarlar en tavizsiz biçimde önde tutmak esastır. Dış politika her inandığımızı doğru varsaydığımız, ergenlik hülyalarımızı yahut ideolojik saplantılarımızı deneme yanılma yoluyla gerçekleştirmeye çalıştığımız bir alan değildir. Dış politikanın ayakları her zaman yere sağlam basmalı, tutarlı, öngörülü, öngörülebilir, sağduyulu olmalı, serüvencilikten kaçınılmalıdır. Her konuda en sert tepkiyi ilk veren olarak tribünlerden alkış almayı yeğleyen, sesi yüksek çıkınca daha ikna edici olduğunu sanan, Cumhuriyet'in dış işlerini partili cumhurbaşkanının kişisel ilişkilerine ve ihtiraslarına kurban eden diplomasi makul olmaz, sonuç da alamaz. Sözlerimi teorik bulduysanız gelin yakın geçmişteki pratiğe bakalım. Partili cumhurbaşkanının aldığı geniş virajda dün Kaşıkçı cinayetinin faili dediğimiz Suudi Arabistan'la 15 Temmuz'un sponsoru olmakla suçladığımız Birleşik Arap Emirlikleri ile One Minute diye meydan okuduğumuz İsrail'le, katil diye yaftaladığımız Esad'ın Suriye'siyle, darbeci dediğimiz Sisi'nin Mısır'ıyla, kendi icadımız Mavi Vatan'a hasım Yunanistan'la, aklından zoru olmakla itham ettiğimiz Macron'un Fransa'sıyla, Osmanlı'nın yıkıldığı günlerden bu yana Orta Doğu'daki her melanetin arkasında olduğunu iddia ettiğimiz İngiltere'yle, neredeyse her konuda kafa kafa gelmeyi marifet saydığımız ABD ile işte bugün uzlaşı arar olduk. Bu noktada Cumhur İttifakı temsilcisi milletvekillerine sormak istiyorum. Realizm veya pragmatizm diye pazarladığınız düpedüz oportunizm olmasın sakın. Bu çerçevede üç güncel örnek vereceğim. Yürütmenin başı Erdoğan, Atina'yı geçtiğimiz haftalarda ziyaret etti ve muhatabı Başbakan Mitsotakis ile görüştü. Mitsotakis'i daha önce de İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde ağırlamış, ikili konuları araya ABD'yi ve AB'yi karıştırmadan görüşmek için ikna etmeye çalışmıştı. Ardından Mitsotakis Washington'a gidip kongreye hitap edince Erdoğan, Mitsotakis diye biri benim için artık yok demişti. Fakat dün yok olan Mitsotakis bugün yeniden var oldu. Erdoğan Atina'ya gitmeden önce Katimerini gazetesine verdiği söyleşide Yunanistan'la ilişkileri yersiz germekten başka bir işe yaramayan bir gece ansızın gelebiliriz ifadesinden geri adım attı. Bu cümleyi Yunanistan'a değil terör örgütlerine yönelik kullandığını iddia etti. Orada imzaladığı Atina bildirgesi de Mavi Vatan anlatısının raf ömrünün dolduğunun sessiz tescili oldu. Yokken var olan ikinci muhatap da İsrail Başbakanı Netanyahu'ydu. 7 Ekim saldırısı olmasa o hafta Enerji Bakanı Tel Aviv'de olacak, ardından Erdoğan İsrail'i ziyaret edecekti. Şimdi Netanyahu yeniden yok oldu. Üstelik Türkiye'deki iktidar eli akide şekeri kavanozunun içindeki çocuk gibi yakalandı. Çünkü İsrail ordusunun termal içliğine kadar tüm ihtiyaçlarının ülkemizden gittiği, İsrail'in demirinin, çeliğinin, çimentosunun ana tedarikçisinin Türkiye olduğu ayan beyan ortaya çıktı. Ama Dışişleri Bakanı Fidan'a sorarsanız güya İsrail'le ilişkiler Filistin davasına zarar vermiyor. Ticaret Bakanı Bolat'a sorarsanız ihracat İsrail'e değil Filistin'e. Bu vesileyle bu ikiyüzlülüğünüzü meclis kürsüsünde dile getirirken son nefesini veren değerli milletvekili arkadaşımız Hasan Bitmez'i rahmetle anıyorum.
Üçüncü örneği de Karadeniz'den verelim. 75 yıldır NATO üyesi olduğumuzu, dış politika yapmanın ise kendi işi olmadığını unutan Deniz Kuvvetleri Komutanı çıktı, NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz buyurdu. Birkaç hafta sonra bu defa Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin 4 F-16 savaş uçağını 71 personelle birlikte NATO görevi kapsamında Romanya'ya konuşlandırdığını gururla paylaştı. Anlaşılan parçası olduğumuz ve milli savunmamızın da omurgası olan NATO'yu Karadeniz'de havada istiyor ama denizde istemiyoruz. Değerli milletvekilleri, bu ne periz, bu ne lahana turşusu dedirtecek bu gayri ciddi tutumları tek tek saymaya kalksam değil 10 dakika saatler yetmez. Nitekim İsveç'in NATO üyeliği de böyle bir konudur. AB ile varılan sığınmacı anlaşması da böyle bir konudur. ABD'den F-16 alımı ve modernizasyonu müzakereleri tıkanınca Eurofighter savaş uçağı için Almanya'ya gitmek ve dosyanın kapağını açmadan dönmek de böyle bir konudur. Hele Almanya'dan dönüşte seçenek mi yok diye sorup çok diye kendi sorusuna kendi yanıt vererek ve orada Pakistan-Çin ortak yapımı CF-17 olası alımını medyaya sızdırarak yeni bir S-400 fadiyasını çağrıştırmak akıl alır gibi değildir. Keza kendi milli muharip uçak projemiz için motoru İngiltere ile ortaklaşa üretmek üzere uzlaşı ararken eğer duyumlarımız doğruysa bu ülkeden çağ dışı kalmış frikateynleri ve küçük modüler nükleer reaktörleri bir paket halinde görüşmek de yanlıştır. Öte yandan ahim kararlarını başta Demirtaş ve Kavala davaları olmak üzere uygulamaktan ısrarla kaçınmak kurucularından olduğumuz Avrupa Konseyi'nin giderek dışına itilmemize yol açmıştır. Bu arada geçtiğimiz hafta sonu AB her ikisinin de toprakları kısmen Rusya işgalindeki Ukrayna ve Moldova ile katılma müzakerelerini başlatma kararı verirken Gürcistan'a da adaylık statüsü tanıdı. Ne acıdır ki 1999'dan bu yana AB adayı olan ülkemizden ise söz eden yok. Bilakis AB ve Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye muhtemel yaptırımlar konuşuluyor. Bunu da Mart'taki yerel seçim sonrasında ötelediler. Belli ki seçimler ertesinde demokratikleşme olabileceği ümidini taşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu Dışişleri Yüksek Temsilcisi Borrell'in Türkiye raporu paylaşıldı. Raporu Dışişleri Bakanlığımız sessiz sedasız geçiştirmeye çalışırken Hazine Bakanlığı alkışladı. Bu rapor üyelik müzakerelerine katkılık sağlamasa bile şimdilik en azından iyi komşuluk için iyi kötü bir yol haritası ortaya koymakta. Gelin gecikmeden bu yolu tutun ve hukuk devletine geri dönüşün hiç değilse bir işaretini verin. Değerli milletvekilleri, bir diğer konu ise Gazze. İsrail'in verdiği orantısız askeri yanıt her iki ayı aşan bir süredir devam eden bir soykırma evrildi. Bunu açıkça ifade ediyor. Gazze halkının canına kasteden ve onları yurtsuz bırakmayı amaçlayan her girişimi en sert biçimde kırıyoruz. Filistin sorununa bunu açıkça ifade ediyor. Gazze halkının canına kasteden ve onları yurtsuz bırakmayı amaçlayan her girişimi en sert biçimde kırıyoruz. Filistin sorununa askeri yöntemlerle çözüm bulunamayacağı belli. Hamas'ın Gazze'deki bunca yıkım ve kıyımın ardından hiç değilse bir marka olarak varlığını sürdüreceği de belli. Bu noktada sormak lazım. Bugüne dek Hamas'ın siyasal çözüme herhangi bir katkısı olmuş mu? 2007'de Gazze'de yönetime zorla el koyup Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerini bile işkenceyle binaların çatısından atarak öldüren bir örgütten söz ediyoruz. Üstelik eğer hassasiyetiniz Müslüman kardeşlerden ziyade bütün Müslümanlara yönelikse neden Gazze'nin onlarca misli sivil Müslümanın canice katledildiği Yemen'e, korkunç bir iç savaşı yaşayan Sudan'a aynı hassasiyetle yaklaşmıyorsunuz? Değerli milletvekilleri, dış politikanın çıkış noktası önce biz kimiz ve nerede duruyoruz diye sorarak uzun uzun aynaya bakmak ve kendi sorduğumuz soruya en doğru ve kapsamlı yanıtı vermek olmalıdır. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel dayanağı kurucumuz Büyük Atatürk'ün yurtta sulh, yurtta barış, dünyada barış ilkesidir. Ümmet liderliği
ya da cihan hakimiyeti söylemleri içinde yaşadığı dünyanın gerçeklerini tanımayan bir anlayışın boş ve sakıncalı